Son dakika haberi 24 saat. Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, ülkesinde depreme yol açtı. Yunanistan'daki siyasi partilerin tepkisini çeken Kamenos, milliyetçi söylemleriyle tanınıyor. Yunan bakan, iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığını inandığını ve iki askerin 15 yıl hapiste kalabileceğini iddia etti. Ayrıca, Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına, müsterih olmalarını, söyleyemeyeceğini dile getirdi. BBC'den Stelio Berberakis'in haberine göre, Kamenos'un sözleri Yunanistan gündemine bomba gibi düştü. Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi, YDP, yazılı açıklamasında Savunma Bakanı'nı yerden yere vurdu. Kamenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kamenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir. Bazı diğer partiler Kamenos'un bu çıkışlarına karşı hükümeti tavır almaya çağırırken, bazıları ifadeleri isabetsiz ve de abartılı olarak niteledi. Demokratik Cephe Partisi lideri Fofi Yeninmatas, Kamenos'un bu çıkışlarına karşı Yunan Başbakan Alexis Tsipras'ın ciddi bir tavır alması şarttır, dedi. Ilımlı Sol POTAMİ Partisi lideri Stavros Theodorakis, Kamenos'un bu çıkışları, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmediği gibi zarar vermektedir, dedi. Theodorakis ayrıca, Kamenos'u Türkiye ile yaşanan gerginlik ortamında yeni sorunlar yaratarak, ülkeye zarar vermekle suçladı.